Tabii efendim, hemen. Aşkım, bugün araziyi gördüğümüz çok iyi oldu. Yani görünce kafamda her şey daha da netleşti. E tabii, zaten ben de o yüzden gidelim dedim sana. Yani bu proje beni çok heyecanlandırıyor. Ya sadece heyecanlandırmıyor. Aslında biraz da moral oldu bana. Bana destek verdiğin için çok teşekkür ederim hayatım. Rica ederim de, yani senin de desteğin var bu projeye. Yani senin projeye katılımından sonra, yorumlarından sonra proje başka bir boyut kazandı. Bunu göz ardı edemem. Böyle geçelim mi? Tamam. Aa. Teşekkürler. Lale değil mi o? Evet, Lale. Yanındaki kim? Ben bu adamı tanıyorum. O, Onur Bey. Lale'nin doktoru. Sen nereden tanıyorsun? Biz seninle buluşamamıştık ya. Ben hani kaza yapmıştım. Çarpıştığım adam doktor. E tamam işte, kaza yapınca o da zaten Lale ile görüşemedi. Nasıl yani? Lale doktorla mı buluşacaktı? Pelin sucum, şimdi onun ismi de Onur. İsimler aynı olduğu için bir karışıklık oluyor. Onlar buluşamıyor, biz oturuyoruz masaya. İşte sonrasını biliyorsun. Yani biz kazayı yapmasaydık, Lale şu anda doktordan hamile olabilirdi. Çay mı kahve mi bilemedim. Kokteyl de olabilir. Tatlı yiyelim mutlaka. Bak şöyle bir şey de var, şunu da tavsiye edebilirim. Baksana gayet iyi anlaşıyor gibi duruyorlar. Yani doktor hasta ilişkisi yok gibi aralarında. Ya yok, o yani şimdi çocukluk arkadaşı onlar. O yüzden böyle yani samimi gibiler. Yoksa başka bir şey yok yani, şey değil. Sizin şu formalite evlilik bittiğinde belki onlar da evlenir. Sen ne diyorsun ya? Onur, sen şimdi niye böyle bir tepki verdin onu anlamadım ben. Ne alakası var? Lale istediği kişiyle evlenebilir. Hiçbir problem yok. Sadece ben bu adama kılıyorum. O yüzden öyle söyledim yani. Niye? Bir problem mi yaşadınız? Hayır. Benim ne sorunum olabilir ki onunla? Nasıl bir sorun yaşayabilirim yani? Sadece haz etmiyorum. Anladım Onur. Şansa bak. İyi misin Lale? İyiyim. Tesadüfün de böylesi işte. Yanındaki eski nişanlısı değil mi? Evet. Ha. Demek ki hala beraberler. Evet, öyleler. Açıkçası bizim formalite olduğu için tabii görüşmeye devam ediyorlar. Şimdi Onur Bey'in yaptığı bu hareket de hiç doğru değil. Şunun şurasında hafta sonu evleneceksiniz. Tabii hoş değil. Ya gerçi ne istiyorsa onu yapsın. Ben karışmam. Beni ilgilendirmez de. Şimdi görseler bizim aile büyükleri. Ben ne diyeceğim, beni zor durumda bırakacaklar yani. Yani onlar sonuçta bunun formalite olduğunu bilmiyorlar. Bilmiyor. Hayır, nişanlın olmasa bir şeyler söyleyeceğim de neyse. Söyle söyle, vallahi söyle ya. Her şeyi hak ediyor zaten. Yok yok, ben yine bir şey söylemeyeceğim. Yani seni üzmek, germek istemiyorum. Bak sen bile ne kadar ince düşünüyorsun. Ama onun yaptıklarına bak değil mi? Yani.
canım ben hemen geliyorum. Geliyorum. Git git tabii. Zaten zor duruyordun. Merhaba. Merhaba. Merhaba Lale. Merhaba. Ne güzel bir tesadüf bu. Ne yapıyorsunuz? Hayırdır? Ben hastaneye gitmiştim. Ha. Onur'u da bir göreyim dedim. Müsaitmiş o da. Çok güzel bir yer biliyorum dedi tatlı yemek için. Mutlaka oraya gitmeliyiz dedi. Ben de kabul ettim, geldik. Geziyorsun yani, güzel. Peki sen neler yapıyorsun burada? Ben de ne yapayım işte Lale? Öyle çok gezecek vaktimiz yok maalesef. Çok yoğun bir iş temposu. Bir inşaat için arsa bakmaya geldim. Böyle işte bir iki dakika kahve molası. Arsa. Tabii. Yani birbirinize yardım ediyorsunuz. Nasıl emek verirseniz öyle karşılığını alıyorsunuz falan. Güzel. Yani inşallah yolunuz açık olur. İnşallah güzel gider her şey sizin için. Sağ ol. Sağ ol. O zaman afiyet olsun size. Teşekkürler. Görüşürüz. Teşekkürler. Size de afiyet olsun. Yanındaki kadını ben tanıyorum. Pelin Suyu mu? Tabii ya. Seninle buluşacağımız akşam kaza yapmıştım ya. O. Demek o da Onur'la buluşmak için geliyordu. İşte kaza olmasaydı hayatım çok daha farklı ve daha güzel olabilirmiş yani. Böyle düşünmene sevindim. Anlamadım. Yani kaza olmasaydı biz buluşacaktık ya. Hani o anlamda hani öyle demene sevindim. Ha, şey anlamında söyledim onu. Hani ben Onur'la hiç tanışmayacaktım, böyle şeyler yaşamayacaktım. Hani o yüzden daha farklı olur diye ben o şekilde söylemek istedim aslında. Hayır yani sen de yanlış anlama. Ben de arkadaşlığımız güzel olur anlamında söyledim. Ya gerçi şimdi de öyle. Ben şikayetçi değilim bu durumda. Siparişinizi alabilir miyim ben? Ben bir çay, bir de cheesecake. Ben de aynından. İstersen başka bir yere gidelim. Hı? Niye gidelim? Oturalım canım, ne varmış yani? Tatlı mı yiyeceğim ben burada? Peki tamam, sen nasıl istersen. Nasıl canım, beğendin mi salatayı? Hı? Gayet güzel. Öyle mi? Hı. İster misin? Yok, afiyet olsun sana. Ya da ver, ver, ver. Versene, merak ettim. Güzelmiş canım. Sağ ol. Vallahi güzelmiş. Beğendin mi? Çok beğendim. Güzel. Buyurun efendim. Nedir, ne bu? Buyurun. Loko salatası. Çok güzel görünüyor ya. Şimdi iştahın bu aylardan sonra daha da artacak. Bebek büyüyor ya. Evet, ben bu zamana kadar bu kadar çok acıkıyorum ki zaten. Bundan sonra da büyük ihtimalle obez olabilirim. Onur, sen iyi misin? İyiyim. Benim iştahım kaçtı zaten. İstersen kalkabiliriz. Ya yok. Yani ben seviyorum ya burayı. Kahvesini seviyorum. Ortamını seviyorum. Hatta bir kahve daha içeceğim. Tamam.
Çok lezzetliymiş bu. Çok güzelmiş tadı. Ya söylemiştim ama değil mi? Ben bir kahve daha içerim. Çok lezzetliymiş gerçekten. Kalkalım mı artık? Tamam olur. Sen nasıl istersen. Akşam üzeri de ben doğum kursuna gideceğim de ondan önce de işlerim var. Onları hallederim. Bir de çok sıcak artık dayanamıyorum. Buyurun. Ben de verseydim ya. Aa, olur mu öyle şey ya? Lütfen. Ya da biz de kalkalım ya. Zaten bayağı işim var. Pardon. Esa. Sebep? Sebep? Yani işlerim var biraz. İstersen kalkalım diye sordun. Kalkalım dedim. Merhaba. Merhaba. Daha kimse gelmemiş, gecikmedim değil mi? Hatta 10 dakika erken geldin. İyi. İyi oldu. Zaten ben de seninle bir şey konuşmak istiyordum Leyla. Neyle ilgili? Neyle ilgili? Çağımızın sorunu Doktor Onur. Onur, senin bu Onur'u alıp veremediğin nedir ya? Onur benim, o Doktor Onur ya. Lütfen. Bak. Benim o Doktor Onur'la bir alıp veremediğim yok. Ama hani iş yapıyorsun, anlıyorum tabii ki. Yani bir şekilde iş yapmamız gerekiyor. İş yaptığın için görüşüyorsun. Bunu da anlıyorum çok saygı duyarak. Ama yani dışarıda görüşmek neymiş acaba? Bak ben sana açıklama yapmak zorunda değilim. O yüzden bu konuyu kapatalım bir an önce, olur mu? Laleciğim, senin benim nişanlım olduğunu herkes biliyor. Evet, sen farkında değilsin. Ha. Anladım. Pelin Su'yu ima ediyorsan, Pelin Su'yla biz sadece iş yapıyoruz. Bak ne güzel söyledin. Ben de Onur'la iş yapıyorum. Aynı zamanda da arkadaşım. Çok güzel vakit geçiriyorum, sohbet ediyorum, eğleniyorum. Bana kendimi iyi hissettiriyor. Bir daha lütfen bu tarz şeyler konuşmayalım. Tamam mı? Kapatalım bu konuyu artık. Kapatalım. Tamam Lale. Sen zaten en doğrusunu bilirsin. Kusura bakma. Onur de. Onur de bir şey yok, sorun yok. Bir şey söylemiyorum sana. Anlaştık o zaman. Çünkü ben buraya stres atmaya geliyorum. Ödem atmaya geliyorum. Kendimi iyi hissetmeye geliyorum. Sen eğer böyle saçma sapan triplere gireceksen, ben gerileceksen buraya hiç gelmeyelim o zaman. Boşuna emek. Vermeyelim bu emeği. Göstermeyelim çocuğumuza o zaman. Sustum. Anlaştık. Evet. Doğum çantamızda kendimiz için bulunması gerekenleri söyledik. Şimdi sıra bebeğimize geldi. Yeni doğan takımları. Tulum. Zıbın. Çorap. Eldiven. Şapka. 3'er adet olması yeterli. Ve tabii battaniye, çocuk bezi, mendil ya da pamuk. Tüm bunlar yeterli olacaktır. Ne kadar şirin değil mi? Çok tatlı. Çok. Evet, bugün bebeğinizin ilk kıyafetini dikeceksiniz. Gerekli olan tüm malzemeler önünüzde bulunmakta. Umarım bu bebeğinize şans getirir. Lütfen babalarımız da annelerimize yardımcı olsunlar. Tabii ki hocam. Senin yardım etmene gerek yok. Ben hemen hallederim. Aa, ne demek şimdi? Olur mu öyle şey? Aşk olsun. Ben yardım edeceğim tabii ki. Sonuçta bebeğimizin kıyafetini yapıyoruz değil mi Laleciğim? Onur, sen ipliği iğneye geçiremezsin ya. Ne dikişi? Kim? Ben. İğneyi ipliğe geçiremem. Ne münasebet ya? Ne mi? Bak, biz askerliğimizi aslanlar gibi yaptık Lale Hanım. Bizim orada anamız babamız yoktu, kız arkadaşımız yoktu. Biz kendi sökümüzü kendimiz dikerdik, tamam mı askerde? Şahane. Tamam. Bir iğne alayım, iplik alayım. Tamam, bak. Çok güzel bir kıyafet olsun istiyorum, tamam mı? Hep üstünde taşıyacak çünkü. Tamam, sen merak etme. O zaman hazırlıyorum. Geçirebilecek misin?
aşkına ya. Herkes başladı. Bitirecekler şimdi. Ya biz kalitesini yapacağız Lale. İğne de bir sıkıntı var mı? Hah. Tut. 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 Çek. Bravo. Sanki büyük bir şey yapmışım gibi. Bunu herkes yapar. A, tamam. Ben dikeyim bunu, tamam. Şu çevir bana. Çevir bir. Hah. Ay çok güzel oldu ya. Hep bunu giydireceğim. Hep bunu mu giydireceğim? Helaleciğim, o kadar kıyafet aldık oğlumuza. Aldık da bu sonuçta özel bir şey. Yani bunu hep taşıması lazım. Konu komşu görsün canım. Biz diktik bunu. E tabii, yani özel bir parça oldu. Çünkü beraber yaptık. Hep saklayacağım. Sakla sakla. El emeği göz nuru oldu. Evet. Ya bir de şey diyorum aslında bak. Şimdi şu kısma... Şuraya böyle isminin baş harflerini yazarız, mendili falan. Böyle bir tasarım olur yani, ha? Ne diyorsun? Olmasa olur muydu acaba? Olmazsa olmaz çünkü. Şey, şimdi öyle söyledin ama... Yani ismini ne koyacağız biz? Ya ben birkaç bir şey düşündüm ama karar veremedim. Aslında ben karar verdim. Yani karar verdim derken... beraber karar vereceğiz tabii ama ben düşündüm. Hı. Seninle de paylaşayım. Hadi. Çok istediğim bir isim. Aynı zamanda benim köpek adım. Aa, ne o? Emir. Emir. Ya aslında çok güzel. Hı. Ama ismini ben belirlemek istiyordum. Yine de biraz ben düşüneyim, olur mu? Tabii sen de düşün. Sonuçta senin de hakkın. Teşekkürler. Ama bak bir dinlesene nasıl geliyor, kulağa nasıl geliyor bak. Emir. 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 Emir Sarıhan. Hı? Düşüneceğiz dedik ya Onur. Onu. Tamam. Düşünelim. Emir Sarıhan. Evet, şimdi sıra geldi egzersizlerimize. Şimdi eşlerimize sarılıyoruz. Önce biraz rahatlayalım. Evet, eşimize sarılalım. Başımızı eşimizin omzuna yaslıyoruz. Beyler, siz de eşinizin sırtını aşağıya doğru masaj yapıyorsunuz. Hanımlar, kendinizi salın. Bu sarılmaların tadını çıkarın. Birkaç ay sonra yapamayacaksınız. Aranızda bebeğiniz olacak. Evet, rahatlayın. Evet, şimdi diğer egzersizlerimize geçiyoruz. Lale. Hı. Lale'cim. Hı. Egzersizimiz bitmiş. Tabii çok rahat olunca burası. Ay, ne alakası var? İçim geçmiş orada. Anladım.
İçi geçmişim. Evet bayanlar, eşlerimize yaslanıyoruz. Ayaklarımızı kendimize doğru çekiyoruz. O sırada beyler, siz de eşlerimize lütfen yardımcı olalım. Kollarımızı açıp kapatıyoruz. Evet, derin nefesle birlikte ayaklarımızı çekiyoruz. Evet. Şimdi bacak egzersizlerine geçiyoruz. Birbirimize dönelim. Hanımlar, ellerimizi eşimizin boynuna dalıyoruz. Evet. Beyler, siz de eşinizin beline sarılın. Evet. Hanımlar, sağ bacağımızı hafifçe geriye doğru açıyoruz. Beyler, size sol ayağı geriye. Evet, eğiliyoruz. Şimdi diğer bacak. Evet. Birkaç kez tekrarlayalım. Evet. Evet, bu haftaki dersimiz bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Oh, yine masajlar falan. Hı. İyi geçti değil mi ders? Evet ya, çok rahatladım. Açsana. Belki yine zehirlenmiştir. Sonra konuşurum Lale. Neden? Yoksa ayıp mı olur bana? Ne alakası var? Tabii ne alakası var? Niye ayıp olsun ki? Maşallah ya. Lale'cim, bak her Pelin Sunu'nun ismi geçtiğinde aynı tepkileri veriyorsun. İyisin mi sen, şöyle yap. De ki, Onur, ben senin Pelin Sunu'yla görüşmenden rahatsız oluyorum. Konu kapansın. Evet, rahatsız oluyorum. Söyledim, rahatsız oluyorum. Nihayet. Güzel. Peki niye rahatsız oluyorsun Lale? Söylesene onu da. Onur, ben seni kıskanıyorum ondan. O yüzden görüşmeni istemiyorum desene. Hadi itiraf etsene bana. Niye kıskanayım ki seni? Ne alakası var? Niye böyle şeyler söylüyorsun? Sen kendini ne sanıyorsun ya? Biz birbirimiz için hiçbir şeyiz, anladın mı? Ne senin beni kıskanmaya ve hayatıma müdahale etmeye hakkın var, ne de benim... Geçmişi sorma, yine zora koyma. Beni bugünle sev. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.